mağaralarda, hani İbrahim Tatlıses demişti, ben mağaralarda yaşadım, mağaralarda diyeyim diye. Oxford vardı da biz mi okumadık? Evet, buradaydı. Yarın hikayesini anlatır mıydı? Yarın Balıklı Göl'e geliriz. Aynı Zeliha Gölü'nü yapacağız. Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara. İsot alışverişi için sizi bir yere götüreceğim. Şimdi havası çok sıcak, sıcak olduğu için akşam serinliğinde Harran'a götürmek istedim. Direkt onu yaparız çünkü gidiş geliş 2,5 saatimize mal olacak. Yarın daha rahat ederiz. Hem biraz daha geç çıkarız otelden. Göbekli Tepe yapacağız. Göbekli Tepe'den sonra Mardin'e gideceğiz. Sadece Mardin'e gidiş 3 saat yolumuz var. Yani o yüzden zamanı dakik kullanmamız gerekiyor. Programı ona göre ayarlayabildiğim için değiştiriyorum sürekli. Ama programda yazılan her yeri göreceğiz. Şey yap. Çocuklara bak, bir şey yapmayın, hayvanları ezmeyin. Efendim anne. Evet, anlatım olacak. Biraz seni toplanalım. Ev sahibi sizi bekliyor. Az, çok az tutacağım. Ondan sonra gezeceksiniz. Çok 5 dakika böyle. Nereye gezdiğinizi anlamanız için bir özet geçeceğim. Tamam mıyız herhalde? Tamamız. Tamam. O Sergen. O sorun değil. Evet, tekrardan. Bayanlar. Ne olduğunu anlayın, öyle çekilirsiniz. Tamam. Buyurun. İlk öncelikle hoş geldiniz. Ben Eyüp. Hoş bulduk. Evin mirasçılarındanım. Daha önce benim burada dedelerimden ikamet ettim. Şu anda biz turizme amaçlı kullanıyoruz. Ben size Harran'dan geniş bir bilgi vereyim. Daha sonra evi falan gezersiniz. Bakın hemen karşı tarafı anlatayım size. Burası dünyanın ilk İslam Üniversitesi. Kuruluşu milattan önce 3000 yıllarında Asurlar tarafından inşa edilmiş bir yer. Asıl amacı Sin Mabedi. Yani içinde güneşe ve aya tapılan büyük bir tapınak merkezi. Milattan sonra 744'lerde Harran'da Emevi hükümranlığı başlayınca Emeviler tapınağı ikiye bölüyor. Ön tarafını cami, arka kısmını üniversite olarak kullanıyor. Üniversite içinde matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve felsefe dersleri verilmiş. Zaten karşıdaki bu uzun kule astronomi kulesi. Daha önce yüksekliği 75 metre, şu an ise 33 metre yüksekliğinde. Burada günümüz teknolojisine ve günümüz çağına yön veren insanlar yetişiyor. Sabit bin Kurra, Cabir bin Hayyam, El-Harizmi, Farabi gibi insanlar yetişiyor. Cabir bin Hayyam dünya ile ay arasındaki mesafeyi ilk defa Harran'da ölçüyor. Harizmi sıfır rakamını matematiğe Harran'da kazandırtıyor. Ve El-Battani'nin yaptığı araştırmaya göre herhangi bir nesneyi çekirdeklere bölüştürürseniz Bağdat büyüklüğünde bir şehri yok edebileceğini ilk defa Harran'da söylüyor. Yani günümüz atom bombasını zikrediyor. Cami ise Anadolu'nun en büyük taş semeni camisi. Fırdüsül Cami, Cennet ve Cuma Camisi olarak da biliniyor. Tabi en son 1261 yılında Moğol istilasına uğruyor şehir ve 14 yıl kuşatma altında kaldıktan sonra burası yakılıp yıkılıyor. Eliyaz Çelebi'nin seyahatnamesinde ben Harran'dan Damaskus'a, yani günümüz Şam'a kadar at sırtında gittim. Yüzüme güneş ışıntısı değmedi. Buranın yeşillik ve ağaçlık olduğunu vurgulamış. En son burada Moğollar yakıp yıkmış. Hemen karşıda gördüğünüz yer ise Harran Höyü. Orada 1957 yılından beri kazı çalışmaları yapılıyor. Ve bulunan bir tane taş üzerinde Hazreti İbrahim'in Hazreti Sara'yla burada evlendikleri ve yaklaşık olarak Harran'da 15 yıl hayat sürdüklerini söylüyor. Zaten Tevrat'ta der ki İbrahim Harran'dan çıkarken 75 yaşındaydı. Net, ilk defa orada net tarih veriyor Tevrat'ta. Dediğim gibi en son yıkılıyor. Yöre halkımız Arap, 19. yüzyılın başlarında Irak'tan buraya göçerken bu ören yerlerinde söktüğü tuğlaları, taşları günümüz Harran evlerini inşa ediyor. Burası da benim daha önce dedelerimin, aynı zamanda babamın yaşadığı yeriydi. Ve 89 yılından beri turizm faaliyetinde. Yaklaşık olarak 300 yıllık sadece sıvası yeni ve sıvasını biz her 6-7 yılda bir kendimiz yeniliyoruz. Dış sıvası siyah toprakla yenileniyor, iç sıvası kırmızı toprakla yenileniyor. İçi tamamen taş, sadece sıvası toprak. Ve evlerin mimari benzeri dünyada sadece 3 yerde bulunuyor. Harran'da, Suriye'de ve İtalya'da. İtalya Puglia, Alberobello kentinde mimari olarak benzer.
Şu anda yöre halkımız bu tarz evlerde yaşamıyor. Yani dışarıda gördüğünüz evlerin çoğunluğu depo, ahır, kiler şeklinde kullanılıyor. Ve evlerin asıl mimarisi Asurlulara ait yapılan kazı çalışmalarında bulunan o eski taşların üzerinde bu evlerin figüranları çıktı. Ama en fazla kullanılan medeniyet ise Emevilerdir. İkinci Mervan, Emevi hükümdarı ikinci Mervan bu evleri yapılsın diye kanun getiriyor ve zorunlu tutuyor. Çünkü halk vergi vermediği takdirde bu gördüğünüz kümbet, yani bu koni şeklindeki yapı sadece 4 taşın üzerinde kurulmuş. Halk vergi vermediği takdirde bu 4 taş çekiliyordu, ev yıkılıyordu. Yani ya vergisini verecek ya evi yıkılacak. En son yöre halkımız genel itibariyle 1995 yılına kadar bu evlerde ikamet etti. 95 yılında Harun'a su gelmesiyle halkın refah seviyesi yükselince bu evleri bırakıp düz beton arma evlere geçiş yaptılar. Evlerin en büyük özelliği yazın kışında sıcak tutuyor olması, aynı zamanda duman çekme özelliği de var. Yazın zaten şu şekilde sivri yapma amaçları, güneş nereden vurduysa vursun dibine vurmuyor, içi hep zaman serin ve yağmur suları üzerinde birikmiyor. İçeriye geçebilirsiniz, karşıdaki kırmızı kapıdan geçerseniz sola doğru ev birbirine bağlantılı 18 odadan oluşuyor. Yöresel kıyafetlerimiz var. Merak et, ilgisini çekti şimdi. Efendim. Resim çekmek istiyorsan ben şunu şey yapayım, sen şuradan çek. Evet. Şuradan bakayım ben. Hayır, Özlem de kendi aleminde. Kaymam, herkes kendi aleminde şu anda. Kimse hay bay diyemez. Sen de beni çek. Yes. Ay, tamam. We're going. Wow. Buralarda yaşam varmış. İnsanlar buralarda yaşamışlar. Kışın sıcak, yazın serin tutan bir mimarisi var. Ne kadar güzel. Ağa geliyor. Ağa geliyor. Yok. Bilmem. İki var. Burası yatak odası. Çocuk. Çocuk odası. Kids room. Ebeveyn odası. Family room. Burası da misafir odası. Herhalde.
Eğerler, bahçıvan malzemeleri, inşaat malzemeleri, örgüçler. Eski bir ok, tüfek. Ok bunlar ya. Wow. Yaptırıyor. Bir gün bir rüya görüyor. Rüyasında şu şekilde yorumluyorlar. Bir gün bir erkek çocuğu doğacak. Sizi tahtınızdan, dininizden edecek. Bunun üzerine bölgede büyük bir zulüm başlıyor. Hamileleri öldürüyorlar. Eşlerin beraber olmamaları için her birini bir yere gönderiyorlar. Ve bölgeye giriş çıkışlar yasak. Bir tek baş danışmanı Azer'e dokunmuyor. Zaten putları yapan da kendisi. Aynı zamanda yıllardır çocuğu olmuyor. Bir gün herkes törendeyken mührü unutuyorlar. Azer tekrardan saraya geliyor. Eşiyle beraber oluyor. O sırada annesinin karnına Hazreti İbrahim düşüyor. Tabii kendini nasıl saklayacak? Bol bol kilolu, yani kilo almış gibi gösteriyor. Kilo almış gibi. Zamanı geldiği zaman da Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaraya gidiyor, doğumunu gerçekleştiriyor. Şimdi zulüm devam ediyor, o yüzden çocuğu oraya bırakmak zorunda. Her gün anne ağlıyor, her gün de gidip görüyor çocuğuma ne oldu diye. Ama Allah'ın mucizesi, hani ceylanlar tarafından beslendiği söyleniyor. Parmağına emdiği zaman bal geldiği söyleniyor. Hani bir şekilde o çocuk büyüyor. Bir gün Nemrut'un askerleri dolaşırken Hazreti İbrahim'i o mağarada görüyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. 10 aylık ama 10 yaş görünümünde. Hani kendinden çok büyük görünüyor. Bir de o dönemde artık yavaş yavaş bu zulüm zayıflamış. Alıyor, saraya götürüyor. Nemrut'un da çocuğu olmadığı için onu da çok seviyor. Kendisini üvey evlat olarak alıyor.
aynı zamanda sarayda Zeliha adında da bir kız çocuğu evlat oluyor. Beraber çok iyi anlaşıyorlar. Hazreti İbrahim sürekli Rabbini arıyor. Hani etrafına bakıyor, sorguluyor. Benim Rabbim kim? Ay'a bakıyor, ay akşam geri batıyor. Sabah olunca. Güneş'e bakıyor, güneş gene aynı şekilde geri batıyor. Diyor ki bunlar bizim Rabbimiz olamaz. Bu düşüncesini de herkes biliyor zaten. Yine bir gün herkes saraydan ayrı törene gitmişken Hazreti İbrahim gitmiyor, alıyor baltayı, bütün putları yakıp yıkıyor. Sadece en büyük puta dokunmuyor. O da en çok Nemrut'a benzeyen bir putmuş. Alıyor omuzuna, baltayı seriyor. Diyor ki herkes geldikten sonra bunları kim yaptı diyor. Hazreti İbrahim'in cevabı şu şekilde oluyor. Balta kimin omuzundaysa o yapmıştır. İnsanlar şaşkınlık içinde birbirlerine bakıyorlar. Diyor ki bunu yani bu yapmış olamaz. Bunlar konuşamıyor, cansız. Hazreti İbrahim de şu şekilde cevap veriyor. Madem cansız konuşamaz, siz bunlara neden inanıyorsunuz? Neden Rab diye tapıyorsunuz? Bunun üzerine Nemrut çok sinirleniyor. Alıyor onu zindana götürüyor. Bölgede ateş yakılması yasak. Dün de söylemiştim. Hatta çiğ köfte hikayesinin oradan geldiğini de söylemiştim. Ne kadar çevrede, etrafta ateş varsa o balıklı gölün etrafına bırakıyorlar. İki tane mıncırak göstermiştim size. Oradan aşağıya fırlatacaklar. O odunların olduğu ateş yakılacak. Ateşe gönderecekler. Soruyor Cebrail, diyor ki benden bir isteğin var mı? Yok diyor, ben sadece Rabbimden isterim. O zaman bir ayet iniyor. Diyorlar ki Hazreti İbrahim'e serinlik ve selamet var. Ateşe düştüğü zaman odunlar balığa dönüşüyor. Hatta balıklara baktığınız zaman hafif üzerinde yanık izlerini görürsünüz. Ateş suya dönüşüyor. Orası kutsal olduğu için balık avlanması yasak. Genelde sazan balıkları var. Bir de onu gören Zeliha da çok ağlıyor. Yine kendini atıyor. Onun oluşturduğu göle de aynı Zeliha'yı görüyoruz. Orayı da göreceğiz. Daha sonra gezimize Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara çarşıda serbest zaman verecek. Maşallah, maşallah. Biraz acele edebilir miyiz? Zaten boş vaktimiz olacak, ondan çabuk. Haydi, 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 bekleyin. Haydi. Devam edelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Aynı fotoğrafı oldu. Evet. Akşamki çektiklerimi gördün mü? Ha, narazı. Ateş de çok sürüyor. Burası tiyatro. Sen çek bahatasın. Burada da var balkan. Bahçesi de güzelmiş ha. Bunlar yavru mu yavru?
Yoklasan da o karşıya geçmez. O yüzden ben önce karşıya Mevlidi Halil Camii. Evet. O İbrahim Aleyhisselam babası büyük putperest yani şey tabi de şey putlara en büyük. Hemen oğlum. Karşıda Urfa Kalesi. Yapan mı? Her şeyi şey, bakarsanız en sağlık. Tilki ve aslana görüyorsunuz. Kralı en sağlık. Gördünüz mü? Evet. Tilki ve aslan. Tilki Nemrud'un kurnazlığını simgeliyor. Diğeri de Hazreti İbrahim'in cömertliğini. Aa, tilki ve aslan var bak. Evet. Sütunun sağ tarafında aslan var, sol evet. tarafında tilki var. Selfie yaparken baba kız düşüp ölüyor. Bu haberlere çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Onun düştüğü yer burası. Yuvarlanan vardı galiba haberlerde. Şeyden gelen de kesin. İçeriye doğru. En başında görüyorum. Hayır ben görmüyorum hala. Bak aşkım. Bak. Aa, şu. Gördün mü bak. Şu. Şurada var. Sütunun sağ tarafında aslan var. Çektim o gene çek. Ne? Sol tarafında tilki var gördün mü? Bak şu ortadaki sütun. Bu ne? Okey. Kabartma var. Okay. Öbürü de yaprağın öbür tarafında. Şey, bu şeymiş. Bak buraya gel bir adım. Gördüm. Tamam evet gördüm. Ben de şu sütunları bakıyorum. Buradan çıkabilirsin bak. Çek de gel. Bak buraya çıkabilirsin İbrahim. Tam gözünü çekelim. Ne haberin var? Güzel geliyor. Güzel bir şey. Evet, maşallah. Burası her yeri daha iyi ya, şey yok. Bu da şey görünmüş. Şöyle geç Barış. Sen de gel. Acaba için görünüş şey mi? Açık mı? Açık. Açık. Sakalı Şerif Camii'nin ziyareti açılmıştır. Aa! 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 Dur Filip! Filip!
Said Nursi'nin ilk defnedildiği yermiş. Hazretlerinin ilk defnedildiği yer. Urfa'da kalp krizinde ölüyor. İpek Palas Oteli'nde buraya def veriliyor. Ama şu an mezarının nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani bunu sembolik olarak. Buradan geçelim. Hazreti İbrahim'in olduğu mağara burada. Erkekler sol taraftan, bayanlar sol taraftan. Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara. 5 dakika. Hadi biz doğrudan çağırın. Doğru şey. İçeri görülüyor değil mi? Ekranımızı açıyorum. Selam. Mustafa. Çek. Sergen de çek. Üçlü mü olacağız? Üçlü. Fark etmez ya. Fazla içme. Fazla kadın öyle dedi. Üçlü falan dedi. Üçlü de içtiyse bir tarafta içtik. Daha ne içiyorsun? O orası ayrı, orası ayrı. Ne vardı? Orası başka. Şimdi su. Hani içinde dolu ya, yüzü içmeyecek yani. Üç yanın dinlenecek bir falan. İçeceğim. Yüzü içilmesin. Yüzü içmesin. Bir şey. Senin normal. Senesi öyledir anne. Anladım. Tamam. Biraz su içiyorlar. Al oğlum. Yavaş yavaş. Sonunu getiriyor. Ben aslında senin bir şey var. Üç yılım da iç oğlum. Otur aşağıya. Üç yılım dinlenecek. Dinlenecek. Salam. Bana Allah'ın sağ olsun. Öyle mi?
Dur. Barış abi, Salt Bey. Biçerken bir bakıyor karşısına taş çıkıyor. Bir türlü kaldıramıyor. Diyor ki bu benim başıma bela oldu. Bir de Mahmut Yıldız iki tane müşteşna eser buluyor. Alıyor eserleri, evine götürüyor. Köylüler diyor ki al bunları müzeye götür. Çoluk çocuğunun rızkı ortaya çıkar. Biz önce temizleriz tabii eserleri. Battaniye sararız. Bu olay 1983 yıllarında oluyor. Temizlemiş. Kıyafetlerini giymiş, temiz müzenin yolunu tutmuş. Diyor ki beni güzel karşılayacaklar. Aklında da hani çoluk çocuğumla rızkı ortaya çıkacak. At arabasını atmış, takıdık müzenin yolunu tutmuş. Ama maalesef istediği gibi karşılanmamış. Müze müdürü demiş ki bunları nereden buldun? Yapsa bunları çobanlar yapmıştır. At gitsin. Adam hayal kırıklığına uğramış. O demiş ki yolda giderken atarım. Evine de götüremiyor. Köylüler gülecekler kendisine. Müze müdürü telaşlanıyor. Alıyor eseri depoya atıyor. 1990'lı yıllarda da Atatürk Barajı açılmadan önce Navali Çörü kazı çalışmalarını başlatıyor. Klaus Schmidt ve kendi hocaları tarafından. Bütün eserleri alıyorlar, müzeye götürüyorlar. Klaus Schmidt etrafına bakıyor herhangi bir eser eksik kaldı mı diye. O sırada o köylünün getirdiği eserler dikkatini çekiyor. Bunun kim getirdiğini soruyor. Bir köylünün getirdiğini şey yapıyorlar. Birebir benzer eserler. Çok dikkatini çektiği için hocalar... Abi 20 tamam, telefonu vereceğim. Tamam vereceğim şimdi 20 lira. Eşşolaşık. Thank you.
kapanıyor. Görmeyenler de içeri görsün. Anneanne. Biraz sakin olun. Parlar aldık yere. Gel Seda, Hira gel. Kaybolma gel. Ben orada kalır ben. Son. Asarım asarım ya ezik ama bazı çalışmalar yaptıktan sonra en altta sessiz. Yıllarca üst tarafı bir gece tarafından ahır olarak kullanıldı. Sonra burada kazılar yapıldıktan sonra milattan sonra 5 ve 6. yüzyılda yapılmış Roma İmparatorluğu tarafından bir süs harici ortaya çıkardı. Evet. Zaten yapı mimarisine baktığımızda bir Roma kültürüne ait olduğundan bir şekilde belli oluyor. Yukarıdaki taşların arasında hiçbir şekilde harç kullanılmadan sıkıştırma sisteminden oluşuyor. Ama buranın en büyük noktaları ortasındaki suların tek parça olması. Yani şu an evimizde hiç bile zor olan... Mardin'in dar sokaklarından geçiyoruz. Özlem. Özge nerede? Maketi. Şeyde, bak iki gemi de var şeyde. Nerede olduğunu unuttum. Kişi dağdaydı çünkü. Diğer. Bağrıda bir şey dediler. Zeng. Hristiyan gemisi ne? Ama böyle düşünüyor. Yani gemiden kim, gemiyi kimse görmedi ki. Is this Noah's Ark? Yok, yes. Gemi var ya. Yes. Başım şuraya dur. Bırakın söyle. Bırak. Vatandaşımız yukarıda yaşıyor. Ağaçların karşısında. Çoban da şurada ileride göreceğiz şimdi. Ben mağaralar tamamen 1911'e kadar tamamen insanlar doluydu. Hasan Kemal ismi Hazret Keyfa. Hazret Keyfa ne demek? Güzel kaya. Süreyya'da Hazret Keyfa. Yani kaya kayasından mutlaka.
Araba da kısaltıyor. Hasan gibi dünya var. Şu an sizi Hasan'la baş karakta bıraksam acaba yeri miydi? Efendim benim gençliğe bakmayın. Efendim önceki halim böyleydi işte. Yani bu da aslında insanlar mağarada yaşarken kendi anını anlatıyor. Hani eski insan mağarada ilk yaptıkları zaman tamamen insan gücüyle yapılmış mağarama. Tamamen insan resimleri mağaranın çim köşesini oyuyorlardı. Bazen mağara komşuya çıkardı, ortak kullanırlardı. 4+1'miş. Biraz dinleneyim, ondan sonra bir tükü yok. Şunlar hep mağaranı görüyor musun? Bak muhteşem odalar var bazı olan. Eşek yukarıda. Tepede tam o mağaranın istikamında bak yukarıda sisterde eşek gözüküyor. Bak pencere gözüküyor pencere. Bak kayada pencere bak. Bir de şuraya bakın, çoban yerine bakın. Ben çekeyim. Her sene doğum gününde buraya gelip kurban kesiyorlar. Bir gün, bir de burası Mardin Kapı. Mardin tarafından geldiğimiz için bu kapıya Mardin Kapı. Neyse, günün birinde artık anne baba yaşlanıyor. Çocuklarını, kızını hizmetçileriyle beraber gönderiyor Kırklar'da ana. Orada Müslüman bir ailenin oğluna aşık oluyor. Bir gün Kırklar'dan da herkes kurban telaşındayken beraber oluyorlar. Ziyaret çarptı bizi zaten deniyor. Suzan Suzi Dicle Nehri'ne düşüyor. Sevdiği adam da aşkından deliriyor. Sağ tarafta gördüğünüz komple hersel bahçeleri. Ne ekerseniz onu biçiyorsunuz. O koyu bir kilolu karpuzlar burada yetişiyor. Sur olaylarında burada bayağı bir hendekler bulunmuş. Kemikler, terörist yuvaları hepsi temizlendi. Nedir ya? Thank you.
şeyini alır mısın? Sessizlik. Nasıl büyüyor bak. Hadi göründü şimdi. Alçayı bir getirdin mi? Alçayı da. Alçayı da. Alçayı bir göstereyim ya. Bak. Kırmızı. Ergen abi. Buradan çekeyim ama geçtiğimde buradan geçeyim. Hızlı çekeyim efendim. Hızlı çekeyim daha şeyle söyleyeyim. İyi. Nasıl büyüdü bak gördün mü? Sessiz bırak. Uçağa erken gidiyor. Öyle yaptı bakayım. Yani. O zaman çabuk gidin ki bir şey. Size şeyiniz var. Haydi Mustafa. Anam çok korkarsın abi sen de. Kaçtı aşağı düşecek tabii de. Baraj. Baraj yapılırken şehit olanlar. Evet. Baraj şu şehit yürüme şansımız var mı? Şehit terasından bakacağız. Yok eskiden ta içine yürüyorduk. Ben geldim de onun için. Adana varsa versin ya. Şeyde ölenlerin isimleri. Şehit ölenlerin Thank you.
Evet.